Değerli basın mensupları, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün hain saldırısında kahraman Mehmetçiğimiz Hakan Bali şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ne yazık ki yaz aylarını peşi sıra gelen felaketlerle geçiriyoruz. Güneyimiz yangınlarla kavruluyor, kuzeyimiz ise sel felaketleriyle sarsılıyor. Ünlü romancı Dostoyevski'nin doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur dediği sınıra ne yazık ki artık vardığımız anlaşılıyor. Tabiat akılsızlığı, liyakatsizliği, beceriksizliği, açgözlülüğü ve dinmeyen rant hırsını can ve mal kaybı olarak hepimize fatura ediyor. Rize ve Artvin'den sonra Kastamonu, Sinop, Samsun, Karabük ve Bartın'ı görülmemiş bir sel felaketi vurdu. Özellikle Kastamonu, Bozkurt ve Sinop, Ayancık'ta büyük bir yıkım var. Çok sayıda can kayıplarımız var. Ve hala kendinden haber alınamayan yurttaşlarımız var. Acımız çok büyük. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Haber alınamayan yurttaşlarımızın sağ salim bulunması en büyük dileğimiz. Böyle bir afette devlet artık milletiyle oturup pazarlık yapmamalıdır. 500 bin, 300 bin benden, 200 bin senden hem de faiziyle kredi diyerek yapılan pazarlıkları bu felakette artık kesinlikle duymak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları tas tamam telafi edilmelidir. Ama görüyoruz ki Erdoğan ezberini bozmamakta kararlı. Her felakette olduğu gibi yapılan ilk iş millete IBAN numarası göndermek. Daha kayıplarımızın boyutunu öğrenemeden, acımızla yüzleşemeden sabah uyandığımızda IBAN numarasıyla yüzleşiyoruz. İnsaf edin, bu kadar mı empatiden yoksunsunuz? Bu kadar mı milletle bağınız koptu? Bugün millete IBAN numarası atanlar 10 gün önce Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyordu. Her felakette milletin himmetine başvuracaksınız. E peki o zaman siz ne için varsınız? Neden bu milletten vergi topluyorsunuz? Sel de olsa, salgın da olsa, yangın da olsa o topladığınız vergilerden geçilmeyen köprülerin, yolların, uçulmayan havalimanlarının parasını yandaşlarınıza tıkır tıkır ödemeyi biliyorsunuz. Gün fedakarlık ve dayanışma günü ise biraz da bu yandaşlarınızdan fedakarlık isteyin. Dayanışma buradan başlasın. Bunlara yapılan ödemeler bu yıl askıya alınsın. Bütçede yaratılan imkanda tüm felaket zedeleri için harcansın. Milletimiz elbette büyük bir millet. Elbette her bir kardeşimizin acısı aynı zamanda bizim de acımız. Ve elbette yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Ama aynı zamanda milletimiz bu hükümetin de samimiyetini görmek istiyor. Sultanahmet'te milletten dilenip Ayasofya'da sadaka dağıtan bir hükümet artık istemiyor. Bir de yardımları size bağlı bir kurum eliyle yapılmasını da istemiyor. Vatandaşımız yardımları istediği gibi felaket zedelere ulaştırmak istiyor. Ve size güvenmiyor. Geçmişte vermiş olduğu yardımların size felakete uğrayanlara dağıtılmak üzere vermiş olduğu yardımların nerelere gittiğini, ne olduğunu gayet iyi hatırlıyor. Değerli basın mensupları, hem ülkemizde hem de çevremizde ve dünyada yaşanan felaketler iklim değişikliklerinin artık risk olmaktan çıktığını,
insanlık için açık seçik bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu tehdidi ciddiye almamak, bu tehdide karşı güçlü politika ve stratejileri oluşturmamak açıkçası mümkün değil. Bunları mutlaka geliştirmek zorundayız. Ekonomiden enerjiye, altyapıdan şehirleşmeye kadar pek çok farklı alanda kapsamlı dönüşüm stratejilerini gerçekleştirmek zorundayız. İşte akarsu yataklarına yapılan şehirlerimiz ani bir sel felaketiyle yok oluyor. Yine bugün ülkemizin ihtiyaç listesinin en başında güçlü bir afetle mücadele stratejisini geliştirmek var. Son orman yangınlarında organizasyonsuzluk, koordinasyonsuzluk, havadan müdahaledeki gecikmeler, envanterde bulunamayan uçaklar ve tabii idareyi rutin yasal görevlerinden biri alıkoyan, tüm idareyi bir kişinin iki dudağına bakar hale getiren tek adam vesayet rejiminin bedeli de maalesef milletimize çok ağır oldu. İki haftada son 20 yıldaki yangınlarda kaybettiğimiz kadar orman alanını kaybettik. Komşumuz Yunanistan'da da ormanlar yandı. Yangın helikopterlerini hazır edemeyen Hava Kuvvetleri Komutanı hemen istifa etti. Yine Yunan Bakan Yardımcısı istifasını ağlayarak açıkladı. Yunan Başbakanı da hiç kimseyi suçlamadı. Sağa sola bahane bulmaya kalkmadı. Sorumluluktan kaçmadı, çıktı Yunan halkından özür diledi. Hataları tespit edip düzelteceklerini, bunlardan ders alacaklarını söyledi. Peki bizde ne oldu? Ortada kayıplarımızın ve acılarımızın, yanan ormanlarımızın hesabını verecek, siyasi sorumluluğu üstlenecek hiç kimse yok. Herkes maşallah büyük bir pişkinlikle yerinde oturuyor. Beceriksiz Tarım ve Orman Bakanı çelişkili demeçleriyle milletin sinir uçlarıyla oynamaya hala devam ediyor. Erdoğan ise en iyi bildiği şeyi yapıyor, sorumluluğu başkalarına ve tabii her zaman olduğu gibi son çare olarak da partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıkıyor. Beyefendi çaresiz ama caka satmaktan vazgeçmiyor. Olmayan sözde itibarını kurtarmak için yandaş televizyonlarda program üstüne program yapıyor. Gazeteci görünümlü yandaşlara sorular önden veriliyor. Cevaplar da arkadaki ekranlara yazılmış. Yetmediği yerde sufle de veriliyor. Senaryosu sarayda yazılmış bu müsamerede beyefendi kendi çalıyor, kendi oynuyor. Sonra da çıkıyor diyor ki çok güzel bir istişare yaptık. Metal yorgunluğu, paslanmışlık, çürümüşlük alıp başını gitmiş. Vatandaş nezdinde tükenmişlikleri, bitmişlikleri artık zirve yapmış. Oynanan bu yalan rüzgarı artık vatandaştan hiç reyting almıyor. Bir kere bu senaryonun replikleriyle milletin yaşadıkları ve gördükleri birbirini tutmuyor. Beyefendi çıkıp dünyada yangına en hızlı müdahale eden ülke konumuna geldik diyor. Vatandaş da bakıyor, gülecek mi, ağlayacak mı şaşırıyor. Millet yangının ilk günlerinde sosyal medyadan buraya uçak, buraya müdahale diye saatlerce feryat etti. Ama ne uçak geldi ne de müdahale. Millet devletinin uçağını, helikopterini havada göremediği için alevlerin üzerine çıplak elleriyle yürüdü, avuçlarıyla ateşe toprak attı. Şimdi sarayın kibirlisi bu görüntülerden rahatsız. Çünkü o görüntüler artık kral çıplak diye bağırıyor. Beceriksizliği, aczi onların yüzüne vuruyor. Bu nedenle önce gönüllülerin yangın alanına girmesini yasakladılar. Şimdi de sosyal medyada yeni yasaklar getirmeye hazırlanıyorlar. Yangınla mücadele edemeyenler yangın haberleriyle mücadele ediyor.
RTÜK olmuş Recep Tayyip Erdoğan'ı ürkütme kurumu. Bir avuç bağımsız medyaya ceza yağdırarak gazetecileri ürküteceklerini, korkutacaklarını sanıyorlar. Yeter ki millet gerçekleri öğrenmesin. Beceriksizlikleri, zaafları, yetersizlikleri ortaya çıkmasın. Ve olmayan sözde itibarları yara almasın. Ama oynanan bu oyunu millet görüyor, notlarını da veriyor. Bölgemizdeki tüm ülkelerin kendine ait ulusal yangın söndürme hava filoları var. Rusya'nın, Yunanistan'ın, İspanya'nın, Hırvatistan'ın, Portekiz'in, Fransa'nın, İtalya'nın ve doğu komşumuz İran'ın. Ama bizim yok. Beyefendi çıkıyor, önümüzdeki yıl kendimize ait uçağımızı satın alacağız diyor. Ama arkasından da bir belki ekliyor. Yani sözde itibarı için bugüne kadar 13 uçak alan Erdoğan'ın aklına yangın söndürme uçağı almak, 20 yılda yanan orman alanı 2 haftada yanıp bitip kül olduktan sonra geliyor. Sonra da diyor ki belki alırız. Ne demiş atalarımız? Arsızlığa söz, pişkinliğe de yüz dayanmazmış. Erdoğan sanki bu ülkeyi yöneten, 20 yıldır yöneten kendisi değilmiş gibi Türk Hava Kurumu'nu suçluyor. Ondan sonra da diyor ki bunun sorumlusu CHP zihniyetidir. Bak büyüklerimiz diyor ki insaf imanın yarısıdır. İnsafını kaybetmiş Erdoğan Türk Hava Kurumu'nun tüzüğünün 3. maddesine bir baksın. Türk Hava Kurumu Cumhurbaşkanı ve hükümetin yüksek himayelerinde faaliyet gösteriyor diyor bu, gösterir diyor bu 3. madde. Tüzükte Türk Hava Kurumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin himayesinde faaliyet gösterir diye yazmıyor. Yine Türk Hava Kurumu'nun tüzüğünde Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu'nun onursal başkanıdır diye yazıyor. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı eğip bükmeyecek. Başka ülkelerin kullandığı o uçakların hangarda çürütülmesinin bir tek sorumlusu var. O da Erdoğan. Başka bir sorumlusu yok. 20 yıldır sizin himayenize bırakılmış, size emanet edilmiş bir cumhuriyet kurumuna kurucusu sırf Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğu için alenen ihanet ettiniz. Şimdi bunun sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçamazsınız. Bu son felaketler tabii bize de sorumluluk yüklüyor. Biz iktidara geldiğimizde Erdoğan hükümetinin imzalamadığı Paris İklim Anlaşması'nı hemen imzalayacağız. Avrupa Birliği yeşil mutabakatına uyum sağlama konusunda Erdoğan hükümetlerinin göstermediği siyasi iradeyi biz göstereceğiz. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı, bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur demiş. Buradan söylüyorum, ülkemiz çok büyük bir tuzakla karşı karşıya. Ülkemizi yönetenler de bu demografik tuzak karşısında ne yazık ki gaflet, dalalet ve belki de hıyanet içindedir. Erdoğan'a soruyoruz. Allah aşkına siz kimin hükümetisiniz? Siz kimin için çalışıyorsunuz? Sizin göreviniz ne? Önceliğiniz Avrupa'nın ve Avrupalı'nın huzuru mu? Yoksa bizim ülkemizin, bizim milletimizin huzuru mu? Askeri kamuflajlı Afgan delikanlılar tabur tabur ellerini kollarını sağlayarak İstanbul'a kadar geliyor. Erdoğan çıkıyor, düzensiz göç akımı söz konusu değildir diyor. O zaman bu gelenler demek ki düzensiz gelmiyor. Gayet düzenli, gayet planlı,
gayet organize bir şekilde Erdoğan'ın altına imza attığı bir operasyonla gelir. Maksat 3-5 milyar dolar daha gelsin. Bir zamanlar Erdoğan'ın danışmanının dediği gibi Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ı deliye süpürmesin. Ama varsın ülkemiz işgal edilsin. Bir hafta önce zayıf ülke olmadığımız için 4 milyon göçmen korumamız altında, bundan sonra da yine finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız diyen Erdoğan, 2 gün önce çıktı, bu defa da Türkiye yol geçen hanı değildir deyiverdi. Bunun hangisi doğru? Siz gerçekten ne dediğinizi biliyor musunuz Sayın Erdoğan? Yoksa milletimizle alay mı ediyorsunuz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Sizin yönetiminizle Türkiye tüm dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke oldu. Yol geçen hanı olsak gelen gider. Artık sayenizde Avrupa'ya gitmek isteyen de gidemiyor. Avrupa'dan 6 milyar avro almak için dünyanın en ahlaktan yoksun anlaşmasını imzalıyorsunuz. Avrupalı Suriyelinin iyi yetişmişini, paralısını, zenginini kendisine alıyor, kalanını da Türkiye'ye bırakıyor. Şimdi aynı şeyler Afganlılar için olacak. İyi yetişmiş az sayıdaki Afganlı Kanada'ya Türk Hava Yolları uçağıyla gönderiliyor, kalanlar da Katar Katar Türkiye'ye yollanıyor. Bu hükümet milletimizi sırtından hançerlemektedir. Milletimiz de bunun farkındadır. Milletimiz artık burnundan solumaktadır. Bu ortamda tahrikler ve provokasyonlar da başlamıştır. Altındağ'da yaşananlar ciddi bir uyarıdır. Yaşamını yitiren gencecik evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ama Suriyelilerin evlerine yapılan saldırıları da kabul etmek de mümkün değildir. Bunu da kabul edemeyiz. Görüntüler ortada. Saldırganların Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan yayınlanan kriminal geçmişi de ortada. Ortada çok kirli bir senaryo var. Bu nedenle kimse tahriklere kapılmamalıdır. Bugün yaşadığımız bu belanın sorumlusu birbiriyle itişen kurbanlar değildir. Sorumlu bölgemizi kan gölüne çeviren egemen güçler ve ülkemizi mülteci getosu haline getirmeyi kabullenen Erdoğan hükümetleridir. Milletimiz de sığınmacılar da maalesef bu felaketin kurbanlarıdır. Çok açık söylüyorum, bu mesele sokakta çözülmez. Bu mesele sandıkta çözülür. Bu mesele akılla çözülür. Bu mesele stratejiyle çözülür. Bu mesele diplomasiyle çözülür. Bu mesele siyasetle çözülür. Bu nedenle herkes içindeki öfkeyi sandığa kadar saklasın. Bu milleti hayal kırıklığına uğratan, bu milleti sırtından hançerleyen Erdoğan ve onun şahsi hükümetiyle hesaplaşmak için sandığı beklesin. Bu işin sorumlularıyla hepimiz sandıkta hesaplaşacağız. Sokakta bu işin kurbanlarıyla hesaplaşmaya kalkmayacağız. Türk milletimize tüm milletimize çok açık bir sözümüz var. En fazla 2 yıl içerisinde Suriyeli misafirlerimizi davulla, zurnayla evlerine uğurlayacağız. Bu Kuvayi Milliyecilerin milletimize namus ve şeref sözüdür. Değerli basın mensupları, büyük şairimiz Edip Cansever'in dediği gibi, gülemiyorsun ya, gülmek bir halk, gülmek bir halk, gülüyorsa gülmektir. Ne yazık ki ülkede 3-5 maaşlı saray yanaşmalarının ve bir avuç saray müteahhidinin dışında kimsenin yüzü gülmüyor. Erdoğan şahsım hükümetiyle millet gülmeyi hepten unuttu. Dünya Duygu raporuna göre 2020'de vatandaşları en az gülen ülke Türkiye. Ne yazık ki vatandaşlarımız dert deryasında sandal olmuş, devrilip batmamaya çalışıyor. Sinir, stres, kaygı, umutsuzluk son 3 yılda milletin artık kemiğine kadar işlemiş.
16 milyona yakın yurttaşımız son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvurmuş. 12 milyon 272 bin yurttaşımıza antidepresan, 60 milyon 911 yurttaşımıza ise sinir ilacı yazılmış. Bunları biz söylemiyoruz. Bunları hükümetin Sağlık Bakanı söylüyor. Fakat saraya göre hayatlar tatlı, havalar hoş. Milletin üniversite mezunu olan evladı iş bulamayıp evde oturuyor. Ama TÜİK'e göre artık işsizlik sorunu bitti, çözüldü. Mutfaklar yangın yeri, tencereler boş, üretici fiyatları uçmuş gitmiş. Ama TÜİK'in tüketici enflasyonu %19'un bir tıkta olsa altında kalmış. Erdoğan geçtiğimiz hafta hem TÜİK'e hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sinyal vermişti. İşsizlik rakamları gösterdi ki Türkiye İstatistik Kurumu bu sinyali almış. Ama dün para politikası kurulunda almış olduğu kararla Merkez Bankası bu sinyali almadığını gösterdi. Faiz oranını değiştirmedi, %19'da tuttu. Zor, Erdoğan'ın da Merkez Bankası'nın da oyununu bozdu. Piyasa Erdoğan'ın bileğini bir defa daha büktü. Son bir aydır yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 6 milyar doların üzerinde arttı. Millet Türk lirasından kaçmaya devam ediyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankası yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Sahte istikrar algısı yaratmak için milletin 128 milyar dolarını buharlaştırmalarının bedelini ne yazık ki yüksek faiz, yüksek kur arasına sıkışarak ödüyoruz. Şimdi beyler artık kapı kapı dolaşarak Merkez Bankası bilançosunu makyajlayabilmek için sağdan soldan swap anlaşması ricacısı oluyorlar. En son Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması yapmışlar. Swap dediğimizde dolar görünümlü Güney Kore wonu. Yani doğan görünümlü şahin. O da emanet alınmış bir şahin. Bu şekilde emaneten alınan çakma rezervler 23 milyar dolara ulaştı. Ama bunu net döviz rezervlerine olan katkısı sıfır. Merkez Bankası'nın net döviz bilançosu hala açık veriyor. Turizm tarafında da işler çok iç açıcı değil. 2021 yılının ilk 6 ayında gelen turist neredeyse 2019 yılının sadece bir tek ayında, Haziran ayında gelen turist kadar. Bu yılın ilk 6 ayında ülkemizi yaklaşık 6 milyon turist ziyaret etmiş. 5,7 milyon. Oysa 2019'un aynı döneminde bu sayı 18 milyonmuş. Güveni sağlamadan Türk lirası üzerindeki baskıyı hafifletmeleri mümkün değil. Bu iktidarında Erdoğan hükümetlerinde, Erdoğan şahsım hükümetinin de güveni sağlayacak artık takati de, mecali de yok. Bu arada kamu emekçilerin toplu iş sözleşmeleri görüşüldü. Kamuda çalışan işçiler için ilk 6 ay için %12, İkinci 6 ay için %5 zam verildi. Bu tabii ki az. Yeterli değil. Ama ardından memurlara yapılan ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %6 zam önerisi insafla bağdaşır gibi değil. O nedenle de çok büyük tepki çekti. Bakalım memur sendikaları memurların hakkını koruyabilecek mi? Yoksa her yıl sergilenen müsamere bu yılda sergilenecek, sendikalar bu müsabirede sadece oyuncu olmakla mı kalacaklar? Memur sadece memur değil, çiftçi de çok mutsuz. Üretim için gübre lazım. Tohum, ilaç, mazot lazım. DAP gübre sadece bir yılda 3'e katlanmış. Üre gübrenin fiyatı 2 kattan fazla artmış. Tohum deseniz uçmuş. İlaç deseniz yerinde durmuyor. Mazot deseniz bugün Tekirdağ'da
120 litrelik bir traktörün de bir traktör deposu geçen seneye göre 160 lira daha fazlaya doluyor. Çiftçi besici borç içinde. Bankalara, kooperatife prangayla bağlanmış durumda. Destek, hükümet kanunen vermesi gereken destekleri dahi vermiyor. 2007'den bu yana saray her bir çiftçi ailesine 2007'den bu yana 98.167 lira toplam borç takmış durumda. Devlet çiftçiye, çiftçi de bankalara borçlu. Trakya'da böyle. Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Anadolu farklı mı? Orada da aynı. Ekonomi masamızda geçtiğimiz ay Karadeniz'deydik. Fındık üreticisinin yaşadığı sorunları yerinde gördük. Derdi çekenden dinledik. Maliyet ortada, fiyat ortada. Genel başkanımız üreticinin ayakta kalabilmesi için bu sene fındık fiyatı en az 35 lira olması lazım dedi. Evvelki gün Erdoğan gazeteci görünümlü yandaşlarının huzurunda kalite fındığa 27 lira paha biçti. Açıkladığı fiyatla çiftçiyi can evinden vurdu. Fındıkta 35 liranın altındaki her fiyat üreticiyi yıkar, kartelleri sevindir. Bu kadar açık, bu kadar net. Ben buradan hükümete sesleniyorum. Şu fındık üreticisine kilo başına vermediğiniz 7 lirayı nereye harcayacaksınız? Kalkın da bir açıklayın bakalım. Çukurova'da ayçiçeği hasadı başladı. Trakya ve İç Anadolu'da da bugün yarın hasat var. Hasatın ardından her zaman olduğu gibi fiyatlar düşebilir. Biz diyoruz ki çiftçinin ayakta kalması masrafını çıkarıp önümüzdeki yıl tarlasını ekebilmesi için ayçiçeğinde fiyat 6 liranın altına hiçbir şekilde düşmemeli. Üreticiyi ithalata ezdirmemek için İndirilen gümrük duvarları derhal yeniden eski seviyesine yükseltilmeli. İthalata kota getirilmeli. Dışarıdan 1,5 kilo ayçiçeği tohumu ithal edebilmek için ithalatçı içeriden 1 kilo ayçiçeği almak zorunda olmalı. Bunlar yapılırsa üretici korunur. İthalata ezdirilmez. Artık şu salgında tüm dünya gördü ki üretim olmadan gıda güvenliği olmaz. Gıda güvenliği olmadan gıda egemenliği de sağlanmaz. Salgından sonra ülkeler gıdada kendine yeterli olmanın önemini bir kere daha kavradı. Bugün buğday ithal ettiğimiz Rusya, buğdayı ham madde olarak işlenmemiş biçimde bize satmak yerine, işleyerek, un haline getirerek satmak için gerekli projeleri geliştiriyor. Çalışmalarını hızlandırıyor. Atamızın İzmir İktisat Kongresi'nde açış konuşmasında ifade ettiği gibi. Kılıçla fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeye mecburdurlar. Üretmeden, kendine yetmeden, katma değer yaratmadan, borca yaslanarak, ithal edilerek gidilecek artık bir menzil yoktur. Şu gerçek ortadadır. Erdoğan şahsi hükümetinin ne sorun çözecek gücü, ne de motivasyonu vardır, ne de heyecanı kalmıştır. Bu hükümet milletimizin sırtında her geçen gün ağırlaşan bir yüktür. Bu tıkanıklığı açmak için yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyaç vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu göreve hazırdır. Bu saatten sonra saray hükümetinin millet için yapabileceği tek iyilik sandığı bir an evvel milletin önüne getirmektir. Milletimiz herkesi izlemiştir. Herkesin ne yaptığını görmüştür. Bu hükümetin notunu vermiştir. Şimdi bunların eline tasdiknamelerini vermek için sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.